Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Rust eğitim videosuyla tekrar yayındayız. Daha doğrusu kayıttayız. Bugünkü konumuz generic types dediğimiz bir konu. Ancak bu konular daha bir önceki derste de söylemiştim. Yani bilmekle, çalışma mekaniğini bilmekle, mantığını bilmekle işler tam olarak rayına oturmuyor. Uygulama yazabilmek gerekiyor. Tabii uygulama yazabilmek için de bu gibi konular için en azından söylüyorum. Mesela bizim işte stringdi, vektördü, bunları anlamak için basit algoritma sorularını çözmek mesela işe yarıyor, yeterli oluyor. Ama mesela bu yazılım dillerinin çok özel araçları olur. İşte mesela objeler, efendim söyleyeyim interface'ler, efendim söyleyeyim hash map'ler gibi bu gibi konuları anlamak için gerçekten bir uygulama ya da bir örnek yapmanız gerekiyor. Tabii bu konular için pek fazla öyle basit bir örnek de yeterli olmuyor hakim olabilmek için. Ama en azından biz burada mantığını nasıl çalıştığını bir miktar ele alacağız. Dediğim gibi bugünkü konu generic types. Normalde Rust Book'ta bu konu gayet güzel açıklanmış. Zaten hani eğer İngilizceniz yeterli ise bana göre en iyi kaynak orası. Orayı takip etmenizi tavsiye ederim. Ha, İngilizcem iyi ama orayı anlayacak kadar iyi değil derseniz buradan devam edebilirsiniz. Öncelikle bu konuyu anlayabilmek için, anlatabilmek için basit bir örnek yapacağız. Örneğimiz sadece toplama çıkarma yapan, toplama yapan bir tane fonksiyon. Bunun üzerinden ele alacağız. Öncelikle fonksiyonumuzu yazalım. Fn topla diyelim. Bu fonksiyonumuz toplama yaptığı zaman bize çıktı olarak da bir tane i32 değer türetecek diyelim. Kaç olsun? Şimdilik biz buraya 5 yazalım. Buraya da 5. Buraya da sadece print komutunu çalıştıralım. Başka hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Geldik buraya topla dedik. Bu mesela ekrana 5 yazdıracak. Çünkü hiçbir parametre almıyor. Parametreyi de olduğu gibi ne yapıyor? Yani return olarak da her defasında 5'i döndüreceği için ekrana sürekli olarak 5 yazacak. Ama biz mesela bunu toplama olarak düşündüğümüz zaman ne yapıyoruz? İşte A diyoruz, i32 ya da değil, B diyoruz, i32 işte çıktı da i32 olsun. Burada yine hala 5 değerini verir. O yüzden biz buraya mesela A artı B diyelim. A artı B. Ha, pardon. Burada parametre vermedik. Mesela burada 5 ve 6 değerlerini gönderdik. Bize çıktı olarak 11'i verecek. Tabii biz burada mesela biraz olayı neden böyle bir yöntem kullanıldığını, generic types'ların neden yapıldığını işlemekte fayda var. Mesela let A diyelim. Buradaki A ile buradaki A'yı birbirine karıştırmayın. A kullanması basit olduğu için kullanıyorum. Mesela 5. Ama mesela A'nın değeri U32 olsun. Let B bu da U32 olsun mesela. Bu defa mesela burada hata verecek. Neden? Çünkü biz burada parametre olarak I32 aldık. Ama biz burada gönderdiğimiz değerler A ve B değerleri U32. Dolayısıyla fonksiyonumuz hata verecek. Ama mesela biz toplama yaptığımız zaman hem U32'leri hem U8'leri hem float'ları hepsini toplayabilsin ve çıktı olarak da yine aynı türden bir değişken göndersin istiyoruz mesela burada. Bu mesela hem A'nın türü hem de B'nin türü aynı. Çıktı da aynı. Dolayısıyla biz burada mesela i32 diye ifade ettiğimiz zaman bu sadece i32'yi bize döndürecek. Sadece i32 değeri olduğu zaman bize bir çıktı verecek. Ama işte generic type'ta ise bunun yerine diyor ki sen değişkenin türünü belirtme. Değişkenin genel bir şekilde ifade et. T şeklinde ifade et. Bunu da mesela diyor T şeklinde ifade et. Bu T burada işte herhangi bir değer türü. Herhangi bir değişken türü olabilir. Tabi burada bütün değişken türleri şak diye bizim işimizi görmez şimdilik de.
Ama en azından mesela integer'lar için bu bizim işimizi görür. Mesela böyle yaptığımız zaman şimdi çalışır. Gerçi bu da çalışıyor. Bir dakika. Ha pardon. Fonksiyona da bunu ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Bakalım. A artı B. Burası işte önemli olan kısmı burası. Mesela diyor ki A artı B bir toplama işlemidir ve toplama işlemi hangi standart kütüphanesine ait? Add diye bir tane standart kütüphanesi var. Şu. Sen diyor bunu belirtmek zorundasın. Neden? Çünkü T'ler üzerinde sen toplama yaptığın zaman bu T'lerin toplanabilmesi için bu standart generic types'a implement edilmesi gerekiyor. Buna implement edilmiş olması lazım. Ki mantık olarak da aslında böyledir. Mesela düşünün toplama çıkarma yapıyorsunuz ama toplama çıkarma mesela stringler üzerinde yapılmaz. Mesela gerçi yapılır ama tabi bizim burada kastettiğimiz toplama sayısal değerden bahsediyorum. Her yerde mesela toplama çıkarma yapılmaz. Mesela düşünün bir tane elimizde string olsun, struct olsun mesela. Ne olsun işte user olsun. Şimdi siz fonksiyona user diye iki tane değer gönderebilirsiniz mesela. User ne olsun mesela? ID Iotski. Siz bunu da gönderebilirsiniz mesela bunu da gönderebilirsiniz. Buraya da yine bir tane user diye struct oluşturup onu da gönderebilirsiniz. Çünkü T bir generic types. Ama mesela struct'larda mesela user'ı siz nasıl toplayacaksınız? Toplayamazsınız. Haliyle bu gibi işlemlerde direkt mesela Rust derleyicisi sağ olsun bize yol yordam gösteriyor. Diyor ki senin göndereceğin bu T öyle bir T olacak ki yani öyle bir değişken türü olacak ki bunlar toplanabilecek olan bir değişken yani add dediğimiz burada generic types'a implement edilmiş olması lazım. Tanımlanmış olması lazım yani bunun. Tabi buradan biz hemen bakabiliriz de Rust add diye bakalım. Bakın burada var mesela. Biraz ekranı büyütelim. Ben gözlerim iyi görüyor ama sanırım bazı arkadaşların için iyi değil bu görüntü. Burada mesela add denilen trait'imiz ne yapıyor? Generic types olarak bir tane output türetiyor. Output'u belirtmemiz gerekiyor. Burada çıktı olarak mesela add yaptığımız zaman işte metodunu kullandığımız zaman self output diye bir değer. Tabi biraz karışık burada baya bir örnekler yapmış ama bu trait biraz nasıl desem aslında temelinde biraz karışık. Biz o kadar karışığına gitmeyeceğiz. Ama burada gayet basit bir şekilde diyor ki sen diyor bir toplama çıkarma yaptığın zaman mesela bu artı işareti çok özel bir işaret. Add trait'ini çağırıyor. Ben gerçi az önce generic istedim ama trait'tir aslında. Trait'miş. Niye gözümden kaçtıysa. Kitapta sanırım add için generic types demişti. Öyle aklımda kalmış. Ama yanlış trace'miş. Tabii biz bunu add trait'ine implement edilmiş olan değişken türü ancak yollayabiliriz. Burada da mesela baktığımız zaman aşağıya inelim. Bakalım var mı burada. Burada pek belirtmemiş ama şöyle söyleyelim. Bakın burada mesela IMPL add for F32, F64, I8, I16, I32. Yani biz toplama ve çıkarmayı sadece bunlar için yapabiliyoruz. Artı işaretini kullandığımız zaman sadece bunlar için kullanabiliyoruz. Tabi detaylarında biraz string için de var ama string'de biraz işler değişiyor. Bakın buralar mesela biraz daha farklı. Integer'larda ama string'lerde durum biraz daha farklı olabiliyor. String'i de tabi örnek olarak yapacağız. Biz şimdilik sadece sayısal yani integer değerlerden gidelim. Float da gerçi buna dahil. Mesela biz buraya geliyoruz. Bu T'nin diyoruz. T öyle bir T'dir ki STD ops add trait'ine implement edilmiş olması lazım. Ama bu add mesela biz add'i çağırdığımız zaman ayrıca bir tane de
Burada da belirtmiş. Burada da görebilirsiniz. Nedir? Biraz yukarı. Bir tane type'ı var. Output diye. Burada kullandığı dedim ki bu detayları biraz karışık. Biz burada output'un da ne olduğunu belirtmek zorundayız. RHS help. Dolayısıyla geliyorum buraya. Diyorum ki output eşittir T olacak. Yani göndereceğim parametre de T, o parametrenin çıktısı da T olacak diyorum output için add trade'ini. Ve fonksiyona da diyorum ki sen T'ye implement edilmiş olan bir değişken türü alacaksın. Bu T her nerede kullanıldıysa artık. Mesela ben burayı EOS2 yaptığım zaman B her halükarda EOS2 olur ama A herhangi bir integer add trait'ine implement edilmiş herhangi bir değişken türü de olabilir. Ama tabii böyle yaptığım zaman burada da bu defa A isyan edecek. Daha doğrusu add isyan edecek. Diyecek ki ben ne bileyim sen burada A ile A'nın değişken türü nedir? Dolayısıyla ben nasıl bu ikisini toplayayım? Çünkü bu mesela float da olabilir. B ise i32'dir. Ben ikisini toplayamam diye isyan eder. Yaptığımız zaman da A, B dediğimiz zaman bakın burada mesela biraz isyan edecek doğal olarak. Çünkü B'nin değişken türünün ne olduğunu bilmiyoruz. B tabi i32 olacaktı. Burada mesela biraz dikkatli baktığımız zaman at t at trait'ine implement edilmiş olması lazım. Aslında i32 de at trait'ine implement edilmiş. T de zaten öyle bir değişken türü olacak diyor. Görünürde sıkıntı yok ama toplama yaparken burada diyor ki artı işaretinin hem sağındaki hem solundaki add trait'ine implement edilmiş olsa bile aynı türden olması zorunlu. Ama biz A'nın i32 olup olmayacağından emin olamıyoruz. O yüzden mesela buraya da T yazıyoruz. Çıktı olarak ne üretecek? Buradaki T'nin aynısını üretecek. Dolayısıyla ben buraya float da göndersem bana bir değer verecek. i32 de göndersem bir değer verecek. Tek koşulumuz şu. Mesela burada A u32 B i32 olduğu için mesela burada hata verir. Neden? Çünkü hem A hem de B aynı değişken türünde olmak zorunda. Burada gördüğünüz gibi ne diyor? Expected u32. Bakın biz burada u32 belirtmemiş olmamıza rağmen t belirtmiş olmamıza rağmen a'ya baktı. Birinci parametreye baktı. Birinci parametre a olduğu için t'nin de u32 olduğuna karar verdi. T u32 olduğu için hem a'nın hem de b'nin değişken türü u32 oldu. Ama b ne? B i32. Dolayısıyla böyle yaptığımız zaman bu defa herhangi bir sıkıntı çıkarmadan çalışacak. Mesela buraya biz float da yazabiliriz artık. Mesela burada da ne yapacak? İşte 11,1 yazacak bu defa. Çalıştı. Ya da başka var mı? Başka yok. Float integer yeterli. Burada herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Burada mesela bir örnek de şuradan vermiş. Point örneğini vermiş. Ay, 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 ay. Şu. Burada mesela point'i implement etmiş. Şuraya alıp mesela bir test edelim. Sildik. Main'i silmeyelim. Şuraya mesela az önceki değerleri aldık, kopyaladık, yapıştırdık. Bakın burada mesela add aldık. Add trait'ini aldık buraya. Şuraları bir silelim. Karışıklık olmasın. Şurayı da silelim şimdilik. Herhangi bir şey yok. Bakın burada mesela bir tane point adında struct oluşturmuş. Biz mesela aslında daha önce bir sürü örnekte işte inamlarda özellikle görmüştük aslında bunun aynısını. Mesela results dediğimiz bir tane inam var çok sık kullanılan ya da options dediğimiz bir inam var çok sık kullanılan.
Orada mesela ne oluyor? Options'ta sum'ın içerisinde herhangi bir t olabiliyor. Biz mesela burada da struct'ı tanımlarken bir tane t diye generics oluşturmuşuz. Hem x field'ı hem de y field'ı da aynı değişken türünden olacak. Gelmişiz buraya. Bu defa mesela kendimiz add fonksiyonuna bunu aslında implement etmişiz. Ne yapmışız mesela? İşte demişiz ki impl t öyle bir t'dir ki add olacak. Add implementasyonu. Sonra for kimin için? İşte buradaki struct için points yapmış olacağız. Ve mesela siz bir add implementasyonu gerçekleştirecek olursanız şuradan tanımına bakarsak eğer bak burada mesela bir tane self output oluşturuyor ya. Bunu tanımlarken siz bu değerleri kendiniz oluşturmak zorundasınız. Bu fonksiyonu kendiniz oluşturmak zorundasınız. Eğer implementasyon yapıyorsanız tabii. Gelmişler mesela bu point için toplama çıkarma işlemini, toplama işlemini mesela kullanmış. Ne yapmışmış burada? Demiş ki işte output self zaten onda sıkıntı yok. Add self bir de a'dır diye bir self belirteceksin demiş. Mesela bu fonksiyonu point için çağırdığımız zaman bir tane de a'dır diye bir argüman göndereceğiz ve bu a'dırın değişken türü ne olacak? Self olacak. Yani point türü olacak ve çıktı da self output olacak. Self output işte bu. Output zaten kendisi burada ifade edilmiş. Self output diye başka bir şey de ifade edebilirsiniz. Mesela buraya i32 diyebilirsiniz. Ben de buraya i32 dediğim zaman mesela output çıktısına i32 yazacağım için 5 de yazabilirim mesela. Output buraya da gelirim mesela i32 yazarım. Buraya da yine output çıktısını verebilirim. Mesela gelelim burada çağıralım. Bir tane point oluşturalım. Let p diyelim. Points x nedir mesela? T 5. Bu bir integer olduğu için y'ye de integer vereceğim. 6. Sonra gelelim print ile fonksiyonu çağıralım. Bakalım çalışacak mı? Benim tahminim çalışır ama p'ye implement ettiğimiz için p artı ne? Bir tane daha p2 yapalım mesela. Neden ikincisini diyorum? Çünkü burada bir tane a'dır self demiş ya. Onun için kullanacağız. Geliyorum buraya p2 diyorum. Ben p'yi çağırıyorum. Bu birinci p artı işareti biraz özel bir işaret. Birinci p self oluyor. İkincisi others olan ikincisi oluyor. Tabi bu burada biraz add metodu normalde biz mesela şöyle de çağırabilirdik. P2 diye. Ama add metodu artı işareti biraz özel bir işaret. Yani doğal olarak özel bir işaret. Bakalım bu şekilde çalışacak mı? Merak ediyorum. Hata verir mi? Hata vermedi. Çalıştı. Ama mesela dediğim gibi add öyle özel bir trait ki aslında onu şu şekilde de çağırabilirsiniz. Peki. Tabii bu durum sadece add trait'ine özel. Başka bir implementasyon yaptığınız zaman bu şekilde çağıramazsınız. Onu belirteyim de sonra yanlışlık olmasın. Bu işte struct'lar üzerinde kullandığımız bir yöntem oldu. Tabi burada mesela ne önemli olan kısım şu. Mesela biz burada point oluşturduk ya. Point nasıl tanımlanmış? T diye bir generic almış. Birinci generic x mesela. Biz buraya x'in t'si biz 5 dediğimiz için i32 oldu ya. Biz buraya mesela bunu yazamayız. Çünkü neden? Çünkü 6.0 bir float'tır. Dolayısıyla bu t ama bu t değil oldu. Yani her ikisinin de hem x'in de hem y'nin de değişken türü aynı olacaktı. Ama dolayısıyla biz burada float yapmış olduk, hata verecekti. O yüzden çalışmayacaktı. Ama şu anda mesela bir de bunu self olarak yapalım.
Öyle bir değer göndersin ki iki tane nokta düşünün, işte birinci noktadan ikinci noktaya. Ben ne yapacağım? Diyeceğim ki x'ten x'e kadar, y'den y'ye kadar git. Yani yeni bir tane x oluşturacağım. Self x ne olsun? İşte a'dır x. Yani ikinci p2'nin x'i olsun. Mesela burayı 7 yapalım, burayı da 8 yapalım. Self x eşittir. Self x artı a'dır x. Aynısını y için de yapalım. Y ve y. Ve y. Çıktı olarak bize ne verecek? Çıktı olarak 5 artı 7 verecek, 6 artı 8 verecek. Yani point diyecek. Point işte 12'ye 14. Bakalım. Oops. Expected. Ha, pardon, burayı değiştirmemiş. Burası self diyeceğiz. Kendisini çıktı olarak verecek. Output da self'e ait olduğu için bir self return etmiş olduk. Hop. Point. Bitti, default formattır. Ha, pardon. Sadece şurada. Bunu da hiç sevmiyorum. Gerçi bunun üstesinden gelecek write komutu var ama neyse. Bakın, x ile y'yi topladım 12. Pardon, x ile x'i topladım 12. Y ile y'yi topladım 14. Yani bir noktadan diğer noktaya olan İki bir çizgiyi aslında ifade etmiş olduk gibi. Gibi, yani şimdilik gibi diyorum. Kısaca giriş babında generic types bu. Yani belli özelliklere sahip olan belli veri türleri üzerinde benzer işlemleri yapmak için kullandığımız bir yöntem bu. Tabi bunlar biraz da trait'lerle ilgili. Trait'lere burada kısmen giriş yaptık. Bu bir trait mesela. Ama bir sonraki derste trait'ler konusunu değişeceğiz. Bunların tamamını biz, benim işte Canvas, WebAssembly ve Canvas muhabbeti var bende, biliyorsunuz. Orada mesela direkt bunlarla ilgili iş ve işlemlerimiz olacak. Mesela çizgi çiziyoruz ya Canvas'ta. Bir noktadan diğer noktaya. Ama mesela bazen bir çizgi çiziyoruz. Bazen mesela bir kare çiziyoruz. İkisi de aslında çizgilerden oluşan bir dünya. Dolayısıyla aslında ortak noktaları var. O da nedir mesela? Çizmek. Çiziyoruz. Olay bu. Tabii bunları dediğim gibi bir sonraki derste, bir sonraki ders değil de sonraki derslerde biraz daha detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. Ama burada mesela en azından genel bilgi vermiş olalım. Daha sonra bu derinlemesine olan konularda en azından ayak bağı olmasın. Şimdilik sanırım bu kadarı yeterli. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.